Bak şöyle. Şimdi ağza ekmek girdi. Tamam mı? Ağza ekmek girdi. Çamur oldu ağızda. Çiğnedik. Tükürükle çamur oldu. Mideye gittik. Hala ekmek. İnce bağırsaklarda zerreler artık. Karaciğere naklediliyor. Karaciğerde artık bu enerjiye dönüşüyor. Şimdi düşün bak Hakan. Ekmek orada ka karaciğerde karaciğerde nasıl enerjiye dönüşüyor? Çeşitli enerjilere dönüşüyor. Bu enerjiye dönüştükten sonra gidiyor saça, o enerji saç oluyor. Çünkü enerji nedir peki? Ekmekten ortaya çıkan enerji hiçbir şey değil, her şey olması için. Karaciğerden bu ekmekten enerji çıkartılıyor. Tırnağa gidiyor bu enerji. Orada tırnak oluyor. Tamam Orada tırnak oluyor. Göze gidiyor. Gözde görmetlik mi yapıyor enerji? Kulağa gidiyor bu enerji, işitme işini yapıyor. Saça gidiyor, saç oluyor. Yani kısacası, zahirde görünüşte, ekmekte böyle bir şey yok. Nükleer enerji, nasıl ki e, helyum e, veya hidrojen atomundan hidrojen bombası e, çıkartılıyor, atomda. Atom da bu enerji gömülü. Ekmek de bu enerji gömülü kısacası. Karaciğerde bu enerjiye dönüştürülüyor. Artık enerjide ne ekmek var orada ne et var. Artık o enerjidir. Nedir o? Her şey olabilmesi için her şeyden çıkmış. Yani ekmekten çıktı, enerji oldu. O enerji ne demek? Güneşten gelen enerji. Hem domates olur. O enerjiden, güneşten hem nar olur, hem incir olur, hem insanı büyütür, yaşam enerjisi olur, hem koyunlardaki tuy olur, hem yapraktaki yeşil yaprak olur. Olmayan hiçbir şey yok ama tek enerji. Niye güneş enerjisi e, deniliyor yani foton yani ziya, nur değil. Her şey olabilmesi için hiçbir şey olmaması gerekiyor. Hiçbir şeye dönüşüyor hiçbir şey, hiçbir şey. He, niçin hiçbir şey? Her şey olsun. Domates de olsun, yeşil yaprak da olsun. İnsanı da büyütsün, insanı da enerjisi olsun. Ekmekte enerji, bir şey anlatmak için çok uzattım Hakan. Bu ka karaciğerde bu enerjiye dönüşüyor. Enerjide artık ekmek yok. Yok. Güneşten çıkan da artık güneş değil başka bir şey. Enerji. Aynen karaciğer nasıl ki ekmeği enerjiye dönüşüyor. Her şey olsun, her şey de kullanılsın diye. Kur'an da ekmek hangi yolla girdi? Ağızdan. Ekmek ağızdan girdi mideye, bağırsak karaciğer. Tamam? Şimdi Kur'an da kulaktan girdi. Dimağa girdi kafaya. Oradan vicdanı, oradan da kalbe geçti. Kur'an Nasıl ki ağızdan giren ekmek bu süreci geçirdi. Kulaktan giren de kulak cinsinden, ağızdan giren ağız cinsinden ekmek. Kulaktan giren de ekmek olmayacak, olmayacak. Kulak cinsinden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif Lam Ra Ta Ha sin kaf Bu 14 tane huruf-u mukatta ve Kur'an. Kulak yoluyla girdim abim, Dimağa girdi. Orada bir dönüştü. Yani ekmek ağza girdi, parçalandı, çamur oldu. Mideye girdi, değişti. Bağırsağa girdi, daha değişti. Kana geçti, daha değişti. Karaciğerde enerjiye dönüştü. Yani her girdiği yerde dönüşüm oluyor. Kulaktan girdi. Kulağın, diş kulağından sonra artık ses yok. Bu okudum ya. Yasin. Kulağına kadar bu. Kulaktan sonra değişti. Ee, tahayyülüne girdi. Tasavvuruna girdi. Ta, taakul, tasdik, izan, iltizantika. Yani kafaya girdi. Her girdiği yerde bu ses içerisi alınıyor. Ekmeğin içerisi alındı ya. Ekmeğin içinde tuz var. Magnezyum var. Karbonat var. Baharat var. Karbonhidratlar var. Proteinler var. Var da var. Yani yollar yollar hemen yan yana zaten. Ağzın yanında. E, kulak var. Göz de öyle. Bak son. Süreçte sürece bakıp durma. Sonuçtan sana söylüyorum. Şimdi ekmek en sonunda enerjiye dönüştürülmedi mi? Ekmek enerjiye dönüştürüldü. İşte kulaktan gelen e, ses de beyinde enerjiye dönüştürülüyor. Bu fenle sabit. Yani bu bilimi işi yani ilim değil bu. Bilim bu. E, gözden gelen de öyle. Gözden Karşıdan bir resim aldın. Ee, bir film seyrettin. Bir manzara seyrettin. Ağaca baktın. Bir insana baktın. Bir helal ve harama baktın. Fark etmez. İçeriye girdiği zaman bu... içeride e, Enerjiye dönüştürülüyor diyor bu resim. Yani göze geliyorken... Bilim insanları söylüyor. Göze geldikten sonra... Beyne artık... Görüntü alanı var arkada. Oralara enerji olarak gönderiliyor. Enerjiye dönüştürülüyor resim. Ee, kulaktan gelen ses, diş kulakta artık ses değil artık. Oraya kadar ses, oradan sonra orta kulağa, iç kulağa Ondan sonra hep enerjiye dönüştürülüyor. Karaciğerde ekmeğin enerjiye dönüştürüldüğü gibi. Yani sonuç, ekmek de enerjiye dönüşüyor. Gözden gelen resimler de enerjiye dönüşüyor. Kulaktan gelenler de enerjiye dönüşüyor. Dokunma var ya helal ve harama dokunmak. O da enerjiye dökülüyor. Enerjiye dönüştürülüyor. Ne kaldı? Göz, iki, kulak, burun, koku da öyle. İçeride ne? Bunlar enerji paketleri ama suretleri farklı. Katı, donuk, gaz halinde var ya. Su, buz, buhar... Buhar gibi nasıl böyle sıvı halinde oluyor, katı halinde bulunabiliyor. Bu şekilde yani mesela diyelim ki canlıların yaratılmasındaki program kimisinde çekirdeklerde katıdır. Yani çekirdekle ama insan da bir damla sudan o da böyle şey ama sıvı bulunabiliyor. Demek ki gözden, kulaktan, ağızdan, burundan ve elden. Ne giriyorsa bu süreçtir. Sürece takılma, şekle takılma. Sonuç nedir? Beyne girdiği zaman, bedene girdiği zaman artık bu e, kendileri değil, enerjileri, içerikleri ortaya çıkıyor. Mesela helal bir şeyi seyrettin. Haram bir şeyi seyrettin. O artık, o mesela e, haram, şunu da izah edeyim. Kazandın helal paradan pirinç aldın. Aynı pirinci, aynı pirinci sen marketten çaldın. Niye çocuğu etkiliyor? Niye haram çalınan şey insanı etkiliyor? Bilim insanının tespit edemediği, Allahu Alem benim Risale'den anladım şu. Diyor ki kendileri, atom o kadar küçük ki atomun içinde proton var diyor. Tamam. Onun etrafında elektronlar var, notyonlar var ve sair. Şimdi diyor ki kendi bilim insanının söylediği misali söyleyeceğim. Eğer diyor atomun içerisindeki protonu çekirdeği misket kada büyütsek ve Londra'ya koysak ona en yakın geçen elektronun geçeceği yer İstanbul'dur diyor. Kendi örnek veriyor. İngiltere ile İstanbul arasında bu kadar boşluk var. Madde boş yani bu kadar. Protonla elektron arasında bu boşluk var. Ne var bilmiyoruz diyor. Şu anda bilim bu arada ne var bilmiyor. Bir sürü şeyler söylüyorlar doldurma ama şu anda kesinlik kazanılmamış. İşte allah Alem benim tespit ettiğim şudur. Protonla elektron arasındaki boşluğu insanın niyeti, nazarı oraya giriyor. Mahiyet eşyayı değiştirir der Ustad Hazretleri. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. İnsanın niyeti, nazarı yani bakışı onu çaldı ve helali kazandı. Bu halet değil mi? Kazanırken halet enerji harcıyorsun. O, o enerji harcamaktan parayla şey aldın. Pirinç aldın bir de çaldın. Yani çalma anındaki haletin kazanma anındaki anındaki haletin protonla elektron arasına bu halet enerji olarak giriyor. Maddeyi pirinci kökten değiştiriyor o pirinci de çalınan veya helal pirinç çocuğuna etki yapıyor. Ee, film de böyle. Seyrettiğim bir haram bir filmi. Göze gelene kadar herkese eşit. Gözden içeri girdiği zaman o artık o film film değil. Enerjilerine dönüştürülüyor. Nasıl ki mide, şey mideye ekmek, ağızdan mideye, barsa, karaciğere, kanamanadan şuraya dönüştürüyor. İşte o film göze kadar resim. Meka piseller yani böyle. Beyne girdiği zaman artık resim yok orada. İçerikleri var. Nedir o? O filmi çevirenlerin veya baktığın açık saçı karşına geliyor. Onların o anda kaletleri. O kadın cinli miydi? Psikolojisi bozuk muydu? Aleti şey miydi? Agresif miydi? Vesay. Veya Müslüman mıydı? Çarşaflı mıydı? İçerikleri sana aktarılıyor. Yani bakınca çarşaflı kimisi çarşaflıya baktığı zaman maşallah diye, diyor. Bak bu kadar tesettürün dikkat. Öte bazıları da nefret ediyor. Demek içerisi bozuk böyle. O içeriye girdi. İçeriye girince bu resim ama içeride bu e, o gelen resmin kişini, kişiyi veya o eşyayın içeriklerini, hakikatlarını enerji boyutuna dönüştürülüyor. Ya seni değiştiriyor ya dönüştürüyor. Ya seni çökertiyor ya yukarıya çıkartıyor. Ama zahirde biz ekmek diyoruz. Ha, zahirde kelam. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Zahirde ses. O dimada bu içerisi ayıklanıyor. Sonra ayıklanamayan taraf oluyor. Onu vicdana atıyor. Vicdan da kendisine göre formatlardan geçiriyor. Ayıkladığını ayıkladı. ayıkladı Alacağını aldı. Kalbe atıyor. Kalpte de enerjiye dönüşüyor. Kalpte ne yapıyor biliyor musun kalpte? Kalpte kelam ilahi bu kelamın içerisinde Allah'ın üç tane sıfatını ortaya çıkarıyor. İçinde gizli o. Yani ukde-i hayat şeklinde. Orada şifrelenmiş. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti şifrelenmiş. Kalp bunu ortaya çıkarıyor. Onun için kelam bu kelamın içerisine ve nunezül melek ve şifan ve rahmetin ümmün ve la zalimin ile hasara akba. Ha şimdi bu kelamın içerisinde ne var? Allah'ın diğer subutu üç tane sıfat var. İlim, irade, kudret. İşte gelen bu ilim kimisinin yudillühü kesira ve yehdi bi kesira. Yani kimin imanın artırıyor, kimin zulmetini artırıyor. O ilim tarafı nasıl nasıl şifa oluyor? Kelamın içerisinde kudret var, aktif oluyor. İçerisindekileri aktif ediyor. Ya içerisinde nasıl ilim, irade, kudret var? Ekmeğin içerisinde nasıl enerji varsa. Ekmek poşette duran değil miydi? Duran, duruyor. Karaciğerden sonra enerji duran mıdır? Odun duruyor enerji yakınca yaktık havaya sal salgıladık odunu yaktık enerjiye dönüştü. Peki o enerjiyi tutturabilir misin ha tutabilir misin? Havaya salınan odun enerjisi ya domates gelecek ya üzüm gelecek ya fasulye gelecek ya yeşil yaprak ya nefesime girecek ya vücudumu yapacak ya koyunun tüyünü yapacak ya hayvanın derisini yapacak bu enerji durmaz ki. Ama poşet ekmek duruyor. Kur'an da böyle duruyor. Kur'an'da. O ekmeği çiğneyen, o Kur'an'ı kulağına sokan, bu süreci de aktif ediyor. Böyle yani. Onun için e, maddi e, 31, latif nüktelerde 31. sayfada huruf-u mukata var ya 14 tane. Huruf-u mukata yani Nun vel kalemi ve ma yesturun قاف والقرآن المجيد ألف لام ميم ألف لام مرا حاميم طه طاسين طاسين ميم حاميم Yasin ve Kur'an Hakim. Yasin ve Kur'an Hakim. Yasin ve Kur'an Hakim. İçeride de senin buna bakışına göre yani nimete şükür edersen nimeti nimet bilirsen, Allah'tan bilirsen o ekmek farklı oluyor karaciğerde. Ya öyle hem yerken hem televizyon seyredersen, yani Allah'ı unutursan, gafilane yersen normal bir bedensel enerji olur. İçerisindeki ruhan enerji çıkmaz. Orada rahmet ile aktif olmaz. E orada iki tane şey var ekmen içinde. İnayet ve rahmet var. Tamam? O aktif olmuyor. Mesela Diyelim ki midesi iyi çalışmayan bir insanın, boğazdan ekmek gitti, midesine güm güm düm düm, çalışmıyor fazla. Ee, bağırsaklardan işte ne kadar alınabiliyorsa, yani es geçiyor bir birim. İşte ekmeğin içerisindeki inayet ve rahmeti o ekmekten çıkabilmesi için e, şöyle yememen gerekiyor. Haberlerin karşısında... Yani İbrahim Hakkı Marifetname'de dediği gibi, ekmek seni ekmek seni yer, sen ekmeği yemezsin yani. Onu ertefkür edersen, içerisinde inayet aktif oluyor. Demek ki ilim irade kudret kelamdan böyle aktif oluyor. Ekmekteki seni misal verdim, ekmekten misal verdim, odundan misal verdim, güneşten misal verdim. Ustad da diyor ki, hep olmak için hiç olmam gerekiyor. Vücudunda Adem. Yani kendime benlik vermeyeceğim yok olacağım. Yok olmak. Gazali'nin tabiriyle ilmin kemali nedir? Adam ilim yaptı, 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 yaptı. Nereye varıyorsun? Cahil olduğumu anlamak için. Allah Allah. E baştan bilseydin ya. Cahil olduğunu bilebilmen için ilim lazım. O zaman cahilliğini bilmeyen ilim sahibi değildir. E peki nedir? Cahil midir? Hayır. Cehaletini bilmek kemal ilimdir. Cahilliğini bilmemek Cehl mürekkeptir. Ya haydi. Hadi aleyküm selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ya Allah razı olsun dersen yeter benim için. Sevgili canım kardeşim, bu dersten sonra dönüşün şu olunca o zaman ben de bunu genelliyorum. Şimdi nasıl kelamın içerisinde kişi yani tamam da yani böyle biraz daha Biraz daha bana yaklaştır. Peki hatırladığım kadarıyla misal vereyim. Şimdi yanlışlıkla e, yani kelamın içerisinde insan nasıl olabiliyor? Heh. Yanlışlıkla konuşurken yanımdasın tükürük gelse sana kusura bakma kardeşim desem yani e, tükürük gelse senin suratına ne ya, kusura bakma dediğim zaman estağfurullah abi dersin. Ama tövbe yani. Aynı ben pu yapsan hiç unutur musun? İkisi de tükürük. Yanlışlıkla gelen tükürük, kasten gelen tükürük. İkinci tükürükte niçin unutamıyorsun? Çünkü içerisinde nefretim var. Hissim var. Adavetim var. Değil mi? Kapı zili ya. Kapı zilinde basanın haletini sana söyleyeyim. Kapı zilini basan kültürlü müdür, cahil midir? Şiddetli müdür aç olan aç. Veya aç. Kargocuların basması ile normal senin bir dostun basması, çocuğun basması ile eşinin basması aynı mı? Zile basma ile basanın haletini anlarsın. Biraz hassasiyetin varsa. Başka örnek vereceğim birkaç tane. Arabayla gidiyorsun gece. Far yakıyor. Karşıdaki diyor ki sana uzununu söndür. Şimdi bir ikaz var. İleride radar var ha kardeşim diye birbirimizi kaz ederiz. Bir de akşam böyle far yaparız. Yani kaz etme var. Bak yoluma girdim veya uzunların yanıyor. Veya hakaret. Çak çak çak. Fardan anlarız değil mi? Adam bizi hakaret ediyor. Öfkeli. Başka en çarpıcı örnek vereyim hatırıma gelen. Adam var bir tanesi. Şimdi mezarında ne yapıyor bilmiyorum. Adam şarkı söylüyor ve şeye çıkmış ee, sahneye jilet yapıyor. Adamı dinliyorsun ve seyrediyorsun. Güzel bir örnek bu. Adam hem duyguları hem kendisi, hem duygusu, hem fiili, hem hissiyatı, hem niyeti sana girdiğine delil bak. Onu adamı seyrediyorsun. Elini aldı şarkı söylerken, elini aldı jiletle kendisini keserken sen de şiddetleniyor musun? He. Ama seyrede şey dinlerken veya normal seyretsen, o işi yapmasan sen jiletlenmezsin. Adam şarkıyı söylerken, kendisine jilet atarken sen niye atıyorsun? O adamı zannediyorsun ki seyrediyorum. O adama bakarak, musama ederek hem kelamını hem suretiyle kendisini içeriye alıyorsun, misafir ediyorsun. Hatta bankalarla konuşurken vesaireyle konuşurken onaylıyor musunuz? Bilet alırken bana öyle diyor. Tamam. Her şey tamam da şimdiye kadar beraber konuştuk zaten. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bak. Ha, şimdi o adamı seyrederken sen onayladığın için içeriye giriyor. Sen zannediyorsun ki ben jiletleniyorum. Sen jiletlenmiyorsun. O adam geldi senin eline seni jiletliyor. Ya ya bir düşünsene adamı konser veriyor söylerken şarkı jilet atıyor kendisine ben de atıyorum binlerce kişi atıyor o atlıyor ne yaparsa ben de yapıyorum o ne yapıyorsa ben de yapıyorum bu ne demek sence bu sihirleniyor sihir bu kelamda sihir var diyor muhakematta kelam sihri beyani beyanda sihir var diyor ne demek bu isir? Adam kendisi içeriye giriyor. Şu anda ben sana anlatırken sana girdiğim gibi senin farkında değilsin. Ben de sana girdim. Ulvi şeylerini aktif etmeye çalışıyorum. Anladın mı? Ha, o adam şarkı söyleyen adam kadın ve erkek içeriye girince seni icraat yaptığı gibi haram seyretmekte, helal seyretmekte, Kur'an dinlemekte, şarkı dinlemekle dokunmalarda, mele dokunma, hele temas, öyle kulak, burun, göz, dil ve dokunma beş duyu ya. Dokunma kişinin içine alıyor. Mesela 19. mektupta Bediüzzaman Hazretleri'nin Mucizat-ı Ahmediyesinde Allah Resulü'nün mucizeleri var, duası var. Duasını bakın bakalım Allah Resulü'nün fiziksel teması temassız bir duası var mı? Konuşamayan çocuğun göğsüne elini koyuyor. Temas. Acı kuyuya tükürünü koyuyor temas. Hayasız bir kadın geliyor ondan ekmek lokma istiyor. Hayır diyor. Lokmayı koparıyor veriyor. Ağzına koy çıkarttın lokmayı bana ver diyor ve veriyor. En hayalı kadın oluyor. Ondan sonra şey yapıyor. Ee, sopa veriyor. Yani mutlaka fiziksel temas yapıyor. Fiziksel bir temas yapıyor. Temasta ve kokuda burunda böyle içeriye giriyor. Ben herhalde o sahneyi alan adamın jiletlenmesini adamın duygusallığı her şeyi içinde. Tükürükte puu. Nasıl böyle adam adamın içindeki öfkesi, nefreti, adaveti. Kelamın içerisinde adam küfür söylüyor sana. Veya iyi bir şey söylüyor sana. Veya seni rahatlatıcı bir şey söylüyor. Psikolog vesaire gibi. Veya bir düğün evine veya cenaze evine gittin. Güzel bir Kur'an okunuyor. Alıyorsun. Yani içe hem beş demek istedim şuydu. Göz, kulak, burun, dil ve dokunmada kişi kendisi var. Bu adam içeriye sana giriyor. Senin elinle kendi eliyle seni jiletliyor. O ne hissediyorsa sana hissettiriyor. Ne yapıyorsa sana yaptırıyor, değil mi? o adam sahnedeki kanser hastayı düşünün. Kur'an'la da böyle bir yeri hedefle. Muhatap ol. Hisleniyorsun, fikirleniyorsun. E -e fikirleniyorsun o Kur'an'da hisleniyorsun, fikirlerin çıkıyor. Yani seni bildiğin dünyada sahnedeki adam seni nasıl yapılandırıyor? Menfi, müsbet daha fazla. Müsbet daha fazla. Bak o 150 milyon kilometre uzaktaki güneş nasıl seni yapılandırıyor, büyütüyorsa onun sahibi de güneşten şua geldiği gibi Allah'tan da kelam geliyor. Kanserini de düzeltir, psikolojini de düzeltir. Nasıl düzeltiyor? Sahnedeki adam seni nasıl bozduğu gibi. 150 milyon kilometre uzaktaki güneş seni nasıl yapılandırdığı gibi. Güneş seni büyütüyor. Enerji hayatın oluyor. Yaprak oluyor ya güneşten yaprak olur mu yeşil yaprak olur mu yapan biberi yapıyor. İşte aynen e, Kur'an kelamda böyle yapıyor. Düşün ki bir ortamda devamlı gıybet ediliyor, bir de devamlı olumsuzluklar konuşuyor. Hastanede refakatçısın hep olumsuzluklar konuşuyor. Sengi orada kendini iyi hisseder misin? Kardeşim kelam insanda fikirleri Fikirler, hisleri, hisler, duyguları, duygular, latifeleri aktif edip insanı değiştirip dönüştürüyor. Menfi veya müspet. Anladın? Korona herkes ulaşmıyor. Ama niçin okyanusta olan gemide olan adama o korona isabet ediyor? Herkese korkusu ulaştırılıyor. Koronanın zemini toprağa korkudur korku zemininde ortaya çıkıyor. Ya korkmasak olmuyor mu? Niye çocuklarda olmuyor? N niye azaymırlarda olmuyor? Ana bizde binada olmuştur zannediyorum dershanede. Nadir abi niye olmadı azaymır? Ne olmuyor? Niye takmayanlarda takılmıyor? Olsa bile çok hafif niye geçiyor? Hafif geçiyor. Biz onu güçlendiren, büyüten, ortaya çıkaran, sağlamlaştıran korkudur. Korkudur ya. E beni kapmaz mı ya? Beni kapıyor evham. Kalkınca bu sebep ateş atıyor. Göğsümde, ensemde ateş atıyor vesaire. Kendim şahidim diye örnek gösteriyorum. Tekrar selamünaleyküm.